Peki hocam, tedavi yöntemleri nedir meme kanserinin? Meme kanseri diyebilmek için öncelikle biyopsi ile meme kanseri olup olmadığını teyit etmek lazım. Meme kanseri teşhisi konulan bir hastada öncelikle evreleme yapmak gerekir. Yani bu evreleme de tümörün büyüklüğü, koltuk altına yayılıp yayılmadığı, direkt diğer organlara yayılıp yayılmadığı konusuyla alakalı bilgiler elde edilir. Ve bu bilgiler doğrultusunda hastaya bir evre teşhis edilir. Bunun yanı sıra gene patoloji raporunda iyi prognostik faktörler dediğimiz bir takım faktörler vardır. Tedavinin şeklini ve etkisini değiştirecek faktörlerdir bunlar. Bunlara bakılarak tedavi kararı verilir. Benim mevcut olarak çalıştığım hastanemizde bizim bu tür hastalarımız için onkoloji konseyimiz mevcuttur. Bu tür hastalarımız mutlaka onkoloji konseyinde tartışılır. Tartıştıktan sonra kendisine bir tedavi planı çıkartılır ve bu tedavi planı çerçevesinde hastanın tedavileri yapılır. Meme kanseri konuldu. Evrelemesi yapıldıktan sonra tedavi kararında bir in situ karsinom vardır. Bir erken evre meme kanseri vardır. Lokal ileri meme kanseri vardır. Ve metastatik meme kanseri olarak tedavi planları oluşturulur. Genellikle meme kanserinde memenin tamamen alınmasından ziyade meme koruyucu cerrahinin uygulanması, kadınlarımızı kendi organıyla yaşaması konusunda ve psikolojik olarak da kendilerini daha rahat hissetmeleri konusunda son yıllarda cerrahi olarak popüler sistemlerdir. Ama bunun da belli kuralları vardır yapılabilmesinin. O kurallar çerçevesinde erken evre meme kanserlerinde genellikle öncelikle cerrahi uygulanır. Cerrahi sonrası çıkan patolojik verilere göre radyoterapi, kemoterapi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Eğer bir hasta meme koruyucu cerrahi yapıldıysa ve erken evredeyse bazen kemoterapi atlanabilir. Ama meme koruyucu cerrahinin birebir arkadaşı radyoterapidir. Mutlaka ve mutlaka radyoterapi uygulanır. Uygulanmaz ise nüks oranları bir miktar daha artabilir. Bunun yanı sıra hormonoterapi dediğimiz çeşitli haplar şeklinde tedavilerle uzun süreli tedaviler yapılır. Bundan başka in situ karsinom içinde in situ dediğimiz daha memenin bazı yerlerine daha gitmemiş çok çok erken evre kanserden bahsediyorum. Onlarda da gene meme koruyucu cerrahi günümüzde popüler. Ama bazen insanlar diyorlar ki ben hani şeyimi aldırayım, mememi aldırayım. Başka hiçbir tedavi bana uygulanmasın. O da bir seçenek olarak insanlar bunları da isteyebiliyor. Ama genellikle meme koruyucu cerrahi sonrasında eğer hormona duyarlıysa hormon tedavisi ve radyoterapi mutlaka ve mutlaka bu hastalar için de uygulanıyor. Bunlar için tabii ne zaman uygulanacak, ne zaman uygulanmaz gibi bir takım endikasyonlar vardır. Ben bunları hani şey yaparak izleyicilerimizin aklını karıştırmak istemiyorum. Sadece erken evre meme kanserinde mesela 75 yaşın üzerinde tümörü 1 santimin altında efendim patolojik prognostik faktörleri çok iyi olan bazı yaşlı hastalarda sadece meme koruyucu cerrahi yapıldıktan sonra hormona terapiyle diğer kemoterapi ve radyoterapi verilmeksizin takibe alınabilir. Ama genellikle tabii standart olarak hemen hemen meme koruyucu cerrahi uygulanan her hastada mutlaka ve mutlaka ne oluyor? Radyoterapi kardeşi olarak hormon durumuna göre de hormon reseptörleri pozitifse
ve bir takım kötü prognostik faktörler varsa bazen kemoterapi verilebiliyor. Eğer iyi prognostik faktörler var ve hormon reseptörlerde dediğimiz şeylerde pozitifse o zaman hormonoterapi ile kemoterapi verilmeksizin takip edilebiliyor. Lokal ileri kanserlerde günümüzde artık standart olarak uygulanan tedavi neoadjuvan dediğimiz yani cerrahi öncesi kemoterapi uygulamaları şeklinde oluyor. Bu cerrahi öncesi kemoterapi ile amaçlanan bir eğer hastanın memesindeki tümör meme koruyucu cerrahiye uygun olmayabilir bazen. Onu uygunluğa getirebilir. İki, sistemik lokal ileri evrelerde sistemik olabilme durumu hastanın daha fazla bir ihtimalle. O nedenle sistemik kontrol erkenden sağlanmış oluyor. Üçüncü şey de bu hastaların lokal nüksüs sağ kalımlarını arttırdığı çeşitli çalışmalarla gösterildiği için öncelikle neoadjuvan dediğimiz cerrahi öncesi kemoterapi uygulamaları oluyor. Aklıma gelmişken erken evre meme kanserlerinde eğer meme tamamen alınırsa o zaman radyoterapi de uygulanmayabiliyor bazı hastalar için. Daha sonra bu lokal ileri dediğimiz hastalarda özellikle lokal ileri kavramı koltuk altına yayılmış hastalığı genellikle tanımlıyor. Büyük olasılıkla onu tanımlıyor. Böylelikle hem sistemik kontrol sağlanmış oluyor hem hastanın eğer yapılamayacaksa meme koruyucu cerrahisi buna imkan sağlanmış oluyor. Hem de hastanın bu hastalığı tekrar yaşamadan geçireceği yaşam süresi de uzatılmış oluyor. Kemoterapi sonrası tümörün cevabına bağlı olarak ya meme koruyucu cerrahi ya da mastektomi dediğimiz yani memenin tamamen alınması mastektomi meme koruyucu cerrahisi sadece tümörün güvenli sınırlarla çıkartılmasını tanımlıyor. Bu cerrahi standartlar uygulanıyor. Daha sonra eğer endikasyonu varsa radyoterapi ile tedavisi devam ediliyor. Eğer gene endikasyonu varsa yani hormon reseptörleri pozitifse o zaman hormonoterapi dediğimiz uzun süre kullanacağı bir hap şeklinde çeşitli ilaçlarla tedavisine devam ediliyor.